Hanım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir değişiklik yaparak bir tiyatro oyunu ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Alice Müzikali Şubat'ta galasını yapmasından itibaren tıka basa salonlarda seyirciyle buluşmayı sürdürüyor. Ben de müzikalle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Lewis Carroll'ın 1865'te yazdığı romanı sayısız esere malzeme olmuştu. İlk olarak çizgi filmlerde sinemaya girmişti. Ardından farklı yönetmenlerin eline de geçmişti ve aslında hani oradaki tavşan deliği meselesi gerçekten popüler kültürde iz bıraktı ve herkesin referansına dönüştü. Bütün peri masalı filmleri artık Alice in Wonderland'den etkilenmişti aslında 1950'lerden itibaren. İlk uyarlamalardan itibaren. Ve bu anlamda da Lewis Carroll çok önemli bir yere yerleşti. Ve zaten Jan Svankmajer'in ve Tim Burton'ın son uyarlamaları da yaratıcı yönetmenlerin de bu peri masalı filmi modelini, peri masalı modelini kendine çevirme arzusunu ortaya koyuyordu açıkçası. Halen akıllardan çıkmadı o eserler. Ve açıkçası hani burada Alice müzikalinde BKM belki de bütün iş yapma veya para kazanma arzularını geride bırakarak sanat üzerine ve müzikalin mükemmel olması üzerine gittiği bir projeye imza atmış ve gerçekten de Serdar Bileş'in yönetmenliği, Beyhan Morfi'nin koreografisi ülkemizdeki müzikal ezberinde daha önce karşımıza çıkmamış bir tavşan deliği sahnesi sunuyor. Ve Enis Arıkan'ın katkısıyla bunu bir Android aplikasyonu olarak yansıtıp da onun üzerinden de bir şekilde bizim bu Harikalar Diyarı'na inmemiz bile gerçekten büyüleyici ve destansı hale geliyor. Bu büyüleyicilik Alice'in aslında kaybolup gitmesini de sanki bir cep telefonu ekranının üzerinden yansıtıyor ve günümüze uyarlıyor. Alice in Wonderland daha önce gerçek anlamda kurmaca bir müzikale de transfer edilmemişti. Burada o eşiği atlıyor aslında ve koreografiler çok iyi ve Serdar Biliş'in yönetmenliği de çok iyi. Sahneler arası geçişte gerçekten bir özen görüyoruz. Harikalar Diyarı'na ilk girişten başlangıç ve aradaki sürece kadar gerçekten 100 dakika boyunca hiçbir şekilde gözümüzü perdeden ayırmıyoruz ve sahnenin özeni gözümüze yansıyor. Ve daha önce evet Mucizeler Komedisi yine Beyan Murphy'nin koreografisini yaptığı veya Yıldızların Altında vardı Beyaz'ın da başrolünde oynadığı Mucizeler Komedisi daha iddialıydı açıkçası. Şener Şen'in de katkısıyla bir ekibin görkemli bir ekibin katkısıyla. Burada Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Enis Arıkan ve Merve Dizdar var ana rollerde. İbrahim Selim de var. Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim, Merve Dizdar gayet başarılı. Ezgi Mola da gayet başarılı. Ama Serenay Sarıkaya da rolüne gerçekten uymuş. Alice'in neredeyse kendisi olmuş. Bu noktada da gayet samimiyeti, sempatikliği bize tesir ediyor. Ama şarkıları seslendirme konusunda bir sıkıntısı var. Zaten koreografilere ve performanslara çok girmemeye çalışıyor. Kendini yansıtıp rezil etmemek için uğraşıyor. Başrolde Serenay Sarıkaya yerine Farah Zeynep Abdullah gibi müzik eğitimi aldığı, şan eğitimi aldığını bildiğimiz ve kendi şarkı söylediğini de bildiğimiz bir ismin başrolde olması bu esere daha çok şey katarmış. Sadece Serenay Sarıkaya ve biraz da Ezgi Mola problemli bir noktaya gidiyor performans anlamında açıkçası. Ama bunun ötesinde Alice müzikali gerçekten aradığımız seviyede Broadway müzikallerinin kalitesini getiren bir müzikal.